Türkiye'de ilk renkli kartpostalları üretti. Elde ettiği gelirle baba mesleğini büyüttü. Yeni caminin minaresinden Galata Köprüsü'nün görünüşü. Manavgat Şelalesi, Antalya. Türkiye'de ilk renkli kartpostalları üretti. Geliriyle bir başka iş kurdu. 93 yaşında, halen işinin başında. Çetin Gökçe Atam, Türkiye'deki ilk renkli kartpostalların üreticisi. Gençlik yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Babasının yolladığı siyah beyaz kartpostallarla ülke özlemini giderdi. Her kartpostala bakışımda da içinde bir niye bizde renkli kartpostal yok diye bir şey doğuyordu. Oradan aldığı ilhamla ülkesine döndü. Amerika'da kartpostal basan şirketlerle iletişime geçti. Aldığı bilgilerle başta umudu kırıldı. Çünkü makine fiyatları oldukça yüksekti. Yedek subay olacağım. O tarihte yedek subayın maaşı 127 liraydı. Fakat Amerikalılar bana önerdiği makinenin değeri de 4-5 bin liraydı. Sonra Almanya'da okumuş bir profesör ve eşine fikrini söyledi. Bir anda hayatı değişti. İstediği makineye ulaştı. Büyük deri çanta içinde elinde bir bavul gibi bir şeyler bizim masanın yanına geldi. Bavulu açtığı zaman ben neredeyse kalpten ölecektim çünkü hayalini kurduğum bütün takımıyla oradaydı. Bir yılda Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdi, fotoğraflarını çekti. İlk 10 tane resmi Amerika'ya yolladım. Bu resimler basıldı, Türkiye geldi. Çok kısa zamanda hiç tasavvur edemeyeceğim kadar işim birden gelişti. İlk renkli kartpostalları o bastı. Yıllarca bu işe emek verdi. Elde ettiği gelirle de babasının mesleğine döndü. Ziraat makineleri üretmeye başladı. Hiç kimse bir kartpostal satışıyla bir fabrikanın kurulabileceğini o tarihte birine söylesem tahayyül bir de edemeyiz. İlk renkli kartpostalların üreticisi olan Gökçe Atam halen çalışma hayatına devam ediyor.